Sevgili Yasin Oral, 3 yıl önce de böyleydi, 3 yıl sonra da böyle. Neden bahsediyorum? Sosyal sorumluluk her zaman sizin için çok önemli oldu. Giderek arttı. Hatta 3 yıl önce bizim konuştuğumuz bazı dernekler vardı, onlarla sürdürdünüz. Yani o ilişkiler de kopmadı. Sen de gel, TOG, UNICEF. Deprem, korkunç bir süreç. Öncesinde ve sırasında ve sonrasında, bunu çok önemsiyorum, o yüzden altını çiziyorum, ihtiyaç haritasıyla çok önemli işler yaptınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bütün bunlar için çok teşekkür ediyorum. Sonra da şunu sormak istiyorum. O geleceğin dünyasını, yarının dünyasını inşa ederken bu sosyal sorumluluk projeleriyle birlik olmak neler katıyor? Nereden bakıyorsunuz konuya? Orada ihtiyacı olan, dezavantajlı konumda olan herkesin bizim yaptıklarımızın üstünde hakkı var. Ve biz onlara hakkını teslim ediyoruz. Yaptığımız şey temelde bu aslında. Ve biraz önceki cümle kıymetliydi bence. O kurulan bağlar, bu sosyal fayda sağlayan kurumlarla kurulan bağlar kopmuyor. Sürekliliği var. O bağlar da aslında o kurumların da ne kadar sürdürülebilir bir iş yaptığının da göstergesi. Sadece bizim değil, beraber aslında neleri sürdürebileceğimizi de bir taraftan gösteriyor. Birçok şeyi yaptık, birçok şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz çok çok fazla şey var. Tabii deprem bir anda bütün bakış açısını, kaynakların dağılımını, aslında bizim buraya ayırdığımız kaynakların dağılımını da aslında Türkiye'deki birçok sosyal fayda sağlayan kurumun yaptığı gibi bizde de aynı şekilde orada çok fazla bir geleceğe dair. Ya bu arada depremi çok ilginç bir şekilde çok hızlı sildik aslında. Unuttuk orada yaşayan ve bunu çok uzunca bir süre hayatının bir parçası olarak sürdürecek. Orada büyük bir sosyolojik problemle hayatının kalan kısmını yaşayacak. Belki kaç nesile sirayet edecek bir şeyden bahsediyoruz ama bizim hayatımızdan çok hızlı çıktı mesela. İşte biz oradan çıkmak istemiyoruz ve orada önemli bir hasarın olduğunu, bu hasar maddi bir hasar, o zaten hepimizin bildiği kısım ama bir de büyük bir kısmımızın fark ederek ya da fark etmeyerek görmediğimiz o manevi hasarlar konusu var. Hasılı en başta dediğim şey, bu bizim için bir şey değil, destek, ne güzel şeyler yapıyoruz falan değil, bu zaten temelde bir vazife. 6 yıllık genç bir kurum olarak öncesinde, sırasında ve sonrasında yapının içinde olmayı önemsemesi Paribu'nun çok değerli. Bunu depremde de böyle gördük. Bundan sonra da böyle göreceğimizi hissediyorum. Unutmayacağız dediğin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir şey söyledin, çok önemli. Bütün bu sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkimizi sürdürmek, onların sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak ve biz de sürdürülebilir bir dünyanın parçası olmak dedin. Aklıma şu geldi, o açık hava reklamlarında kullandığınız 550 metrekare, 550 metrekare değil mi? Bütün bu yapıdan aslında bir ileri dönüşüm malzemesi elde ettiniz. Yaklaşık 1000 tane ya da biraz daha fazla laptop çantası yaptınız o malzemeyi. Yani insanların, şöyle daha net anlatayım, insanların aylarca önünden otobüsle, metrobüsle yürüyerek geçerken gördüğü açık hava işte billboard ilanlarındaki malzemeler çöp olmadı, toplandı. Başka bir şeye dönüştü. Bir ileri dönüşüm malzemesi oldu. Bir, niye yaptınız bunu? İki, bunu yapmaya devam edecek misiniz? Bu bir kararlılık mı? Aslında birçok ürünü falan aldığımızda bu kutularını atmaya bir türlü gönlümüz el vermiyor ya. Ne kadar güzel kutu yapmış, bu atılır mı falan. Ben bunu başka bir şekilde kullanırım. Ben kullanıyorum da. Kullanıyor zaten, atamıyorsun. Bazı kutulara hiç kıyamıyorsun yani. Aslında bu da öyle bir şeydi. Ya biz bunu atmayalım, bundan bir şey yaparız. Dan yola çıktık. Ve yaptık da, yapılıyor da. Bundan da bizim insanlara bir şey anlatmaya çalıştığımız materyallerle yine onların kullanımına bir şey sunmaya devam edebiliyoruz. Onu aslında gördük ve sorunuzun cevabı evet. Bence bundan sonra yaptığımız her şeye bu gözle bakacağız. Yani bunu daha sonra neye çevirebiliriz? Olağanüstü. Bunu çok değerli buluyorum çünkü bir yandan da gerçekten o kurumsal katkı böyle oluyor. Kurumsal sürdürülebilirlik katkılarından biri bu. Belki tümü değil ama biri. Şimdi buradan hemen başka bir konuya geçmek istiyorum. İyi bir sinema severi olduğunu biliyorum. O yüzden de sinema konusunda çok rahatlıkla geçiyorum ama geçeceğim yeri biliyorsun, Paribu Cineverse. Evet. Ama şunu sormak istiyorum sevgili Yasin. Merak da ediyorum samimiyetle. Şimdi dijital yayıncılık dünyası sinemayı birazcık baskıladı. Sinema
zor durumda mı, değil mi? Biraz bunu da soracağım. Şimdi böyle bir dönemde Paribu devasa bir sponsorluğun altına girdi. Devasa bir sponsorluk üstlendi Paribu Cineverse. Sinema ölüyor mu? Salonlarda izlemekten bahsediyorum. Ölüyor mu? Endişesi yok muydu? Yoksa buna bir çözüm olarak da mı bu sponsorluğu üstlendiniz? Birincisi öyle bir kaygımız çok yoktu. Muhakkak bir şeyler hasar görüyor. Değişimin bir parçası olarak orada da birçok şey değişiyor. Ama yine ikincisi de bunun içerisinde. Evet, biz orada da bir dönüşümün parçası olabiliriz ve olmalıyız. Çünkü ya bakıldığında her ne kadar içerikler dijitale kayıyor da olsa bunlar bizim evimizde yaptığımız, kendi bireysel alanlarımızda yaşamaya çalıştığımız şeyler, ama insan her zaman böyle o kolektife doğru bir gidiş var. Yani bizim bir şekilde hep beraber de bir şey yapmamız lazım. Sinemalar burada çok önemli bir yer tutuyor. Fakat tabii sinemanın da kendini geliştirmesi lazım. Sadece içerik açısından değil. Sunduğu ortam, atmosfer, her şey. Yani siz 1980'deki sinema deneyimini olduğu gibi muhafaza etmeye çalışırsanız bir yerde gelip kırıyorlar onu işte. Sizin orada da yine değişime doğru zamanda adaptasyon sağlanması gerekiyor. O yüzden biz o konuya sponsorluk diye değil de oraya da katabileceğimiz, yine teknolojiyle orayı buluşturabileceğimiz ve Paribu'nun aslında kendi DNA'sında olan şeyleri oraya aktarabilir miyiz'in sonucuydu o sponsorluk. Eskiden sinema, işte sinemaya gittiğimizde film seyrediyorduk. Evet. Şimdi film izlemek değil, bir deneyim, bütün deneyim. Hani o işte son yılların hep meşhur söyleyişiyle 360 derece bir deneyim. Paribu Cineverse bu deneyimin adresi olmayı hedefliyor anladığım kadarıyla. Evet, bunu bizim, çok... bizim hedeflediğimiz şey o. Umarım oraya doğru götürebiliriz. Harika. Şimdi bütün işlerinizde bir ileriye bakış var sevgili Yasin. Sürdürülebilirlik kavramı var. Örneğin spor konusu da böyle. Türkiye'de spor kültürünün geleceğine yatırım yapmak, geleceğinin yatırımının ortağı olmak. Neyi soracağımı anladın. Team Paribu'nun buradaki duruşunu, durumunu ve neler yapabileceğini sormak istiyorum. Biraz Team Paribu konuşalım. Oradaki konu da aslında diğerlerine çok yakın. Yani belki de o sosyal fayda kısmına da oldukça yakın. Çünkü hep böyle ister istemez popüler sporlara doğru bir teşvik ve oraya doğru bir istek, talep, arzu oluşuyor ama birçok çocuğun, birçok gencin içerisinde aslında kalıtımsal olarak belki de çok farklı spor dallarına eğilim var, yetenek var. Hı hı. Ve biz bunların birçoğunun üstünü fark etmeden örtüyoruz. Onları açığa çıkaramıyoruz. Çünkü yani şeyi düşünün, mesela voleybol da bence öyleydi. Bir başarıdan sonra bir anda önemli bir spor dalı olduğunu bize gösterdiler. Sonra işte bir ya okçuluk hayatımızda ne kadar yer kaplardık ama belki haftalarca oradaki başarıyı falan konuştuk. Şimdi oradaki başarıları gün yüzüne çıkarmak kıymetli. Bizim yapmaya çalıştığımız şey oradaki sporcuları destekleyerek oradaki başarıları herkese gösterebilmek. Çünkü onlar bayağı geride kalıyorlar ve herkese gösterdiğinde çocukların ve gençlerin oradan alabileceği dayanış, destek, teşvik çok daha farklı olacak. Buna inanıyoruz ve bu da zaten yine 2 günlük, 2 yıllık falan işler değil. Çok uzun sürecek, böyle zorlu bir aslında yolculuk. Bir diğer taraftan da yine ihtiyaç haritası vesaire gibi bizim dostlarımızla birlikte, yani bütün parçalar bir yerde birbirine oturuyor ya. Çünkü bazı okullardaki spor malzemelerinin eksikliği orada onun gelişememesine sebep oluyor ve biz orada ne yapabiliriz'i ihtiyaç haritasıyla tamamlıyoruz. Oradaki temel spor malzemelerinin karşılanması vesaire gibi. Böyle çok büyük bir aslında network'ün parçaları böyle tek tek görünmeye başladı. Belki bir sonraki dönemde, yeni sezon konuştuğumuzda o parçaların birçoğunun artık birleştiğini, daha büyük bir parçayı konuşuyoruz. Çok önemli bir şey söyledin. Team Paribu'nun bu yılki ana hedeflerinden birine geliyor buradan konu. İşte ihtiyaç haritasıyla beraber yaptığınız şeyler falan filan harika. Ama bunun haricinde harika başka bir şey var. Deprem bölgesi, evet, ve sporla iyileşmeyi sağlamak. Biraz anlatır mısın lütfen? Tabii normalde bu yıl için bizim Team Paribu adına çizdiğimiz rota farklıydı. Ve böyle bir felaket olduktan sonra bunu burayla birleştirmemek yani mümkün değil.
Evet, temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra karşılanması gereken o kadar çok ihtiyaç var ki sporda onlardan bir tanesi. Çünkü spor dediğimiz şey sadece bedensel sağlığımızı ayakta tuttuğumuz, onu iyileştirdiğimiz bir sınırda değil. Çok daha fazlası var. Ruhsal sağlığımızı, geleceğe bakış açımızı, yine tüm motivasyonumuzu belki bize geri verecek bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden orada çocukların, gençlerin bu iyileşmeyi sağlayabilmesi adına bazı spor tesislerinin kurulması. Ama bu şey gibi değil yani. İşte hadi basket oynayalım, futbol gibi değil. Yani bizim desteklediğimiz tüm spor dallarının bir şekilde orada tamamının desteklenebileceği, yine onların içerisindeki o diğer belki yetenekleri, kabiliyetleri ortaya çıkarabileceğimiz şeyleri deprem bölgesini hedefleyerek bu yıl için plana böyle bir şey yerleştirdik. Bakalım inşallah doğru zamanda doğru şekilde ilerletiriz. Bence çok iyi olacaktır. Çok değerli buluyorum bunu. Sporla çok ilişkiniz var. Futbolla doğrudan yani net bir ilişki aslında tek bir şekilde var. Belki bir teknoloji şirketi olduğunuz için bir token üstünden var. Fenerbahçe token. Bu proje nasıl doğdu? Evet, tam da dediğiniz gibi futbolla çok da benim şahsen ilgim alakam yok. Aslında bu Fenerbahçe token'un evveliyatında Paribu'da fan token'lar diye bir ekosistem var aslında. Hmm. Yani insanların tuttuğu takımlar, sadece tuttuğu takımlar değil, bir şekilde sağladığı faydalarla ilgili fayda alabileceğini düşündüğü takımlara, takımların token'larını alarak bir taraftan yatırım yapmak, bir tarafta onların sunduğu utility dediğimiz faydalardan bir sonuç elde etme. Aslında bizim beklediğimiz, yatırımcıların da beklediği şey bu. Tabii bu kadar önemli bir ekosistem oluştuğunda önemli takımların da buraya gelmemesi düşünülemezdi. Evet. Ve Fenerbahçe token süreci biraz öyle başladı. Birlikte doğrudan Paribu'nun yürüttüğü teknoloji, arkadaki teknolojiyi de operasyonu da Paribu'nun yürüttüğü bir süreçti. Herhalde dünyada ilk arzının bu kadar güçlü olduğu tek fan token projesi olarak tanımlayabiliriz. Güzel ilerledi, güzel devam ediyor ve yine Paribu'nun destekleriyle aslında doğru bir yerde, doğru bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Taraftar olarak da teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim.